Tabii iyi başladık maça. Yani geriye düşmemiz bence hak etmedik. Ama o golü unuttuk hemen. Yine oynamaya çalıştık. İki golü de bulduk. Tabii ki son dakika yememiz bizi üzdü. Ama takım arkadaşımı tebrik ediyorum. Bence çok iyi performans gösterdik bugün. Taraftarları da yani inanılmazdı bu akşam. Yani bu atmosferde oynamak çok zevk alıyoruz ve onlara çok teşekkür ediyoruz. Ve yani inşallah bu performansı devam etmek yani ligde yavaş yavaş yani çıkacağız üst sıralara. Dediğim gibi üzüldük ama çok şeyler çıkarabiliriz bu maçtan pozitif olarak. Bir puanın dışında çok daha fazla çıkarabiliriz diyorsun. Akhisar maçı öncesi bir mesaj olabilir mi bu? Evet tabii ki. Yani son 2 hafta biz de mutlu değiliz. İstediğimiz futbolu sahaya yansıtamıyoruz. Ama bu akşam şeyimizi gösterdik yani performansımızı üst seviyede gösterdik ve inşallah bununla sezon sonuna kadar devam ettiririz. Sadece 2 gündür buradayım. Benim için inanılmaz bir deneyimdi. Şimdiden takımın, kulübün coşkusunu hissedebiliyorum. Sadece kazanamadığımız için hayal kırıklığı yaşıyorum. Peki heyecanlı mıydın? Onu soruyorum. Are you excited coming into the game? Of course, of course. I think sometimes when you come to a new club, it's best to go straight into the fire. And today I felt that. And yeah, I was very excited. I couldn't wait to play in front of the supporters. I heard a lot about the stadium and it didn't disappoint. Kesinlikle heyecanlıydım. Bazen bir takıma geldiğinizde en iyisi direkt ateşin içine girmek olabiliyor. Çok heyecanlıydım. Gerçekten taraftarların coşkusunu hissettim bugün. Peki bu atmosfer taraftarla neler yapabileceğini hayal ettin. Bize neler söyleyebilir? So you did imagine what can this atmosphere is able to do, and the fans. What could you say about that? I think the fans played a bigger role today. They made it difficult for the other team. And it's the first time I experienced this in my career, so I'm looking forward to spending a lot more time playing here. Taraftarlar bugün büyük rol oynadı bence maçta, çünkü rakip üzerinde baskıyı kurdular. Burada çok daha fazla maç oynayabilmek için sabırsızlanıyorum. Biz misafirperver toplumuz, bir sonraki maçı merakla beklediğini düşünebilir miyiz? Nasıl? İçerideki bir sonraki maçı merakla beklediğini düşünebilir miyiz? Can we expect that you are impatient to play the next game, next home game? Of course, of course. I come here to play. I come here to win. I come here to help the team, and I can't wait to have my first victory at Bursaspor. Tabii ki burada takıma yardım etmek için buradayım, katkı koymak için buradayım. İlk galibiyeti almak için sabırsızlanıyorum. Hafta içi iyi hazırlandık. 5 haftadır galip gelemedik. Beşiktaş'ı yenmek istiyorduk. İçeride seyircimizin bize desteğiyle. Maça da aslında bir 5-10 dakika tutup başladık. Sonra istediğimiz şekilde çevirdik oyunu. Golleri de bulduk aslında. Golleri de bulduk aslında. Ama işte 90+3'te gol yedik. Üzüldük. Yani iyi gidiyoruz. İnşallah haftaya da puan ya da puanlar alıp iyi yerlere gelmek istiyoruz. Taraftarlarımızı üzdük biliyoruz bu 5 haftalık süreçte. Ama biz böyle mücadele ettikçe, onlar da bizi böyle destekledikçe biz elimizden gelenin en iyisini yapacağız yani. Sakatlığını soralım. Barış, önemli bir şey var mı? 15. dakika Talisca ile ilk yarıda bir pozisyonda tekme attı benim Altay Delemi. Ondan dolayı bir sıkıntı yaşadım. Dakika 80-85'e kadar dayanabildim. Ondan sonra çıktım, iyiyim yani. Altay Delemi'nde sadece bir darbeye bağlı ufak bir ödem var yani. Peki Akhisar maçı için neler söylersin? Yani dediğim gibi 1-2 günlük bir izin var şimdi. O izini iyi değerlendirip tekrardan iyi çalışıp Akhisar'dan puan ya da puanlar almak zorundayız. Çember daralıyor, lig daralıyor. İyi bir takım olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz. Bugün gösterdiğimizi düşünüyorum. Beşiktaş gibi bir takıma pozisyon bile neredeyse vermedik. 1-2 pozisyon hariç. İyi oynadık, iyi yoldayız, devam edeceğiz. Adına yakışır güzel bir maç oldu. Yani iki büyük takımın müsabakasıydı bu. Anlamını ve önemini biliyorduk bu maçın. O yüzden de iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Yani çalışanından oynayan futbolcusuna kadar çok üst seviyede konsantre olduğumuz bir haftayı geçirdik. Yani dediğim gibi üzgünüz aslında. Yani seviniyoruz desem gerçekten yalan olur. Bu muhteşem taraftarın önünde bugün galip gelmek isterdik. Son dakika işte futbolun cilvesi mi diyelim, güzelliği mi bunu artık bu gece de bizim yanımıza değildi. Berabere bitiriyoruz ama taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bize maçın içinde, maçtan sonra tribüne çağırarak bizi onur ettiler. Bursaspor'un seyircisini anlamak işte bu kadar kolay aslında. Mücadele eden, nefesini, canını son damlasına kadar savaşan futbolcu her zaman bağrına basar bu insanlar. Biz onu bugün gördük. Yeni gelen arkadaşlarımız da bunu hissetmiştir. Bursaspor'a yakışır bir
maç oynadık. Bütün arkadaşlarıma gurur duyuyorum. İnşallah da bu performansımızı artık bu ligin sonuna kadar devam ettiririz. Bursa Spor Hak Etli yerlerin daha üst seviyesine getiririz. Yusuf, Antalya kampından itibaren yükselen bir performansın var. Bugün bunu bu maçta da gördük. Neler söyleyeceksin? Yani benim için Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra zor bir süreç olmuştu aslında. Hani 15 senenin ardından bir başka şehir, başka bir renk, başka bir hayata tanıştım burada. Ama çok şükür arkadaşlarım, yani sağ olsunlar, Bursa Spor'daki insanlar beni çok desteklediler. Ve beni bir, yani sanki yıllardır burada yaşıyormuşum hissine uyandırdılar. O yüzden herkese çok teşekkür ediyorum. Çok çabuk uyum sağladım. İnşallah da Bursa Spor için elimden gelen en üst seviyede yaparım. Burada gerçekten şu an çok mutluyum. İnşallah da uzun yıllar burada oynamak istiyorum. Pakistan maçını soralım Yusuf. Neler olur haftaya? Yani üstüne koyan bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Güzel deplasman, Akser deplasmanında. Sonuçta Bursa Spor olarak gideceğiz. Kazanmak isteyeceğiz. Yani dediğim gibi artık bu performansını gördükten sonra bunun altına düşmemeyi hedefliyoruz. İnşallah da oradan da güzel bir sonuçta dönmek istiyoruz.